Abi çok teşekkür ederim. Şu matara çayını şöyle şunu da çeksene abi. Evet. Şunu da şöyle çeker misin? Tabii tabii videosunu çekiyor mu şu an? Video çekiyor. Çek güzel abi. Yalnız sen bu matara çayını yanlış mı yapıyorsun? Bana mı öyle geldi? En güzeli bu abi. En iyisi çıkaramadan en iyisi bu abi. Suyu kaynadıktan sonra çay atın. Bak şimdi güzel abi. Koyalı 2 dakika önce oldu. Suyu kaynadıktan sonra mı atıyorsun sen çayı? Şimdi güzel abi. Olay şu olayı gördün değil mi güzel abi? Bu her yerden. Kamer şu biraz şişelen bu tarafa. Aynen abi, onu lütfen çekme. Ondan hiç işimiz yok. Lütfen rica ediyorum. Yok bizim bir iş. Yani meşhur olurken ondan sıkıntı olmasın abi. Şimdi abi bak bunu çektik. Şimdi bak güzel abi, ben şu matarada şey nerede poşet abi. Neyiş, bak güzel abi. Şimdi şunu kaynattık ya, bunun şu demiri yok ya. Evet. Bak şimdi güzel abi. Şimdi bu matara çayını yalnız şu şişeleri dur bir dakika, kapatayım bir atayım ya. Abi, onları bir at ya. Köşeye. Abi biz değiliz yani, Allah için. Arkaya at şu arkaya. Allah için değiliz yani. Yok bir şey demedim de görüntüye çıkmasın diye. Abi dur şurada. Onda. Ya insanları ben anlayamıyorum abi. Şimdi ya. Bir dakika, matara çayını. Kırmasın. Evet. Nasıl yapıyorsun abi? Bunda matara çayını öncelikle kaynatıyoruz ama siz buraya neyle? Ben mataranın şu kulpu olmadığı için şu evet. Öbürü. Normalde suyu koyarsın, kaynadı ya. Tamam. Şu boğazdan biraz aşağı düşmesi lazım ki. Evet. Çayı koyduğun zaman artık onu hiç oynatmayacaksın. Sigara kağıdıyla da delecen mi? Yok. Daha bir şey yok abi. Daha. He sen işte ben onu. Bak şimdi güzel abim, bak şimdi. Şu matara çay, tamam mı? Şöyle bir avuç. Buna çok kafi gelir. Şöyle yaptık ya güzel abim. Evet. Çekiyorsun değil mi? Abi. Abi. Bak bunu koydun ya. Boğazdan aşağı su. Artanını buraya koyuyorsun. Artık ondan işimiz bitti. Dememiz hazır. Çekim yapıyorsun değil mi abi? Tabii çekiyorum. Meşhur olacak mıyız abi? İnşallah. Ama oraları hep kes olur mu abi? Yok. Doğal neyse o bizde. Güzel abim bak şimdi. O tekrar suyu koyuyorum ki orada kaynasın. Yani hem dememiz hazır hem çayımız, bu yanlış anlama. Burada 3-5 kişi, 10 kişi rahatlıkla. Şimdi normalde ben bu sana matara çayının şöyle bir özelliği vardı. Evet. Suyu koyarsın. Evet. Üstüne de çayı doldurursun. Evet. Sigara kağıdını üstüne yapıştırırsın, o metalik kısmını. Evet. Üstünü de bir çöple delersin 4-5 tane. Evet. Ağzını kapatır, şurada közün içine atarsın, onun demlenmesini beklersin. Bunu aynen su, farz et ki bunun içinde kendisi kaynadı ya, şuradan aşağıda. Yani dem koyacak payını koyacaksın ki bu sıcak aynen demi dışarı atmasın. Şuradan biraz aşağı, şuraya kadar çayımızı koyduk, bu sabit olduğu yerde duracak abim. Ateşten çok yakın değil, çok uzak değil. Sonra neyi koyuyoruz abim bak. Bunda da şu olduğu için yani mecbur öyle yapmak zorunda kaldık. Evet. Yani bu sabit, bunu her yerde oynayabiliyorum ya. Şimdi bunu tekrar koyduk abi. Bu su kaynadı ya bak. Burada konti garanti. Kaynadı. Dememiz hazır. Çayımız hazır. Sonra size güzel bir çay ikram edeceğim inşallah. İnşallah. Güzel abim. Siz nereden geliyorsunuz abim? Ben Malatya'da. Malatya'da. Aha. Abi ben de Erzincan'ın güzel balıkçılarından bir tanesiyim. Buraya da böyle sen çay... Sen normalde ne iş yapıyorsun? Ben kuşburnu yaparım. Bilir misin kuşburnu? Marmelatını mı? Evet. Tabii biliyorum. Şu gördüğünde şuraları var ya. Böyle evet. Çıkarım, toplarım. Buralarda kuşburnu marmelatı yaparım. Gorova diyoruz yani Erzincan'da. Onları İstanbul'a, Bodrum'a, oraya buraya sipariş böyle gönderirim. He doğal. Aynı zamanda aynen. Balıkçıyım abi. Ya o adam 18-20 sene Avrupa'da kaldı. 20 sene Avrupa'da kaldın, işi gücü bıraktın, Türkiye'ye mi? Estağfurullah, yaşım 47. 25-26 yaşında geldim Türkiye'ye. Yabancı dilim Almanca. 20 senedir de buradayım. Niye döndün geri? İşte gençlik diyelim, çocukluk diyelim, geldik. Nasibimiz buradaymış, buraya geldik. Geri gitmeyi düşünmüyor musun? Çok arzu ediyorum ama bir türlü olmuyor. Çünkü hani bu işe bir sponsor lazım, uğraşacak arkadaşlar lazım. 10 yaş, 86, 75 doğumluyum. 86'da gittim, 2002'de geldim. Hayır yani doğum yeri, ha 86. 10 yaşında daha gittim ben, 26-27 yaşında buraya geldim. 20 senedir de Erzincan'dayım. Burada da en çok, abi sağ olsun güzel arkadaşımdan hiç bahsedemedim. Onunla beraber de, o da benim hayat arkadaşım gibi bir şey abi. Bu da meşhur olsun abi. Hayat arkadaşım demeydi neydi? Bu da, ben de iş makinası operatörüyüm. Evet, bu da... Evli misiniz? İki tane kızım var. Evet. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Cümlesinin. Şimdi de valla ben çarşıdaydım, görüyorsun değil mi? O gelmiş, evi biraz yakın ya buraya. Dedi ki gel bir çay içer misin? Tabii ben duaya yok demem. Böyle geldi ki söyleme sahibi olmasın yani, direkt balığa gelmedi. Böyle bir çay içelim, yalanlar ortamıza atalım. Biz de sizi gördüm ben, kırmızı montun.
şeyden Allah belirli, çok belirli. Abi bak bu da canımız. Bunu hiç direkt balık tutuyorlar galiba. Aynen. Hem bir selam vererek. Bir de böyle şeyi seviyor. Bu ortamları seviyor. Şimdi kimin ne iş yaptığı, nasıl yaşadığı kimse ilgilendirmiyor. Tek bizi ilgilendiren kısım Allah'ın selamını verip gelip de. Bir bardak çay varsa çay içiyoruz, yoksa selam veriyoruz. Allah razı olsun. Abi şimdi 3-5 dakika bekleyin, bak bir çay için öyle gidiyor. Az önce jandarma da bize ısmarladı çayı. Biraz önce jandarma yandaydı. Allah razı olsun. Biz zaten 40 kilometrelik yolu 6 saatte gidemiyor. Nasıl? Bağış az önce de jandarma bırakmadı. Köpekler tasvip yaptı. Bırakmadı. Jandarmanı yandırdık. Orada çay içtik. Burada çay iç. Kemal bak, abi. Başka bir video. Çiğ olarak da çekti. Ağır çekersin. Bu ortam hiç kimse yapamaz. Evet, ben videomu koydum oraya. Çekti ya jandarma. Burada ne konuşuyorsak onu YouTube atacağım. Aynısı. Komut veriyor abi. Şöyle biri. Kemal'e gittiyseniz, gezdiyseniz bak. Kemal'i dönüşte çekelim. Kemal'i de güzel abim. Taş kanyonlar var ya. Biliyoruz yani. Dünyanın hem kaçıncı tehlikeli yolu. Evet. Oraya çıkarız. Farz edelim ki kanyonlar şöyle kocaman. O duvarı görüyor musun amca bak? Boş bir duvar. Farz et ki oradan tek bir araba geçecek şekilde aşağısı kral. 40-50 metre aşağı. Oradan arabayla tehlikeli yollar ama müthiş duvar. Arkadaşlar görmedi de ben gördüm. Gördüm. Müthiş duvar. Ben hani çektim. Oralara da gideriz. Orada gitti de tabii çadır şu bu falan öyle. Kesinlikle. Bir üç gün orada kalırız. Şunu çevireceğim ama. Tabii şöyle yapalım. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. O çay şişesini alıyor mu? Bu demliğimiz. Bak suyunu da hemen gördün mü? 2-3 dakikaya. Çay şişesini alsana. 2-3 dakikaya çayımız hazır abi. Ben sana hemen bir ortam hazırlayayım. Ama şunu da şöyle koyayım ki en azından sade çıkmasın. Tabii. Suyu al. Reklamlar. Ben şimdi videosunu çekeceğim. Doğru düşünürsün. Allah razı olsun. Hadi bir saniye. Şurada bir tuval kazarım baltasını. Sana bir söylüyorum. Biz doğayı sadece balık için değil, hani doğanın temiz olması da bizim için. Benim şu baltayı da çek bak. Abi ya. Abi beni kampçılardan tanıştın. Bana sponsor ol abi ya. Ah, gidemedik ama Türkiye'nin doğasını çok seviyorum. Burada zaten sevdiğim bir bu Fırat, doğa. Yani istiyorsun. Aynen, Allah'a şükür, şükürler olsun, pişman değiliz. Yaptığımız işi seviyoruz. Ama sadece olta, ganja. Yani başka şeyle uğraşmayız. Çekeyim bak, bir tane ganja, bir olta. İki tane bağlama. Şey yapacağım, balık takılsa da çekebilirim. Kırmızı aslan şunu kullanmam. Ya o katil. Bana göre öyle. Çünkü o tırbırı çekiyorsun, kokuyor ya. Alıyor Fırat'ta. Gelen bütün balıklar oraya giriyor, orada ölüyor. Benim balkayı da al. Senin balkayı çıkman lazım. Abi, senin isim neydi? Serdar. Serdar abi sen, yani işin magazin mi, magazin dünyası mı yoksa bu neye geçiyor abi? Hepsi de var. Memnun oldum. Gezdim, dolandım, güzel bir şey. İsim neydi? Bir sekanda vermek istedim, oyuncu. Ufak büyük yazma fark etmiyor. Yok, senin inşa... İsim neydi senin? Anladım. Aleyküm selam, hoş geldin. Serdar. Serdar abi, valla... Ben de bunu da aşıyorum abi. Şumasını da yakmış. Videosu çekiyor. Bak, hiç içtin mi içeri? Ben demir yolcular bilir dedim. Abi de bilir. Çiğne tuşu da öyleymiş. Yok. Matara herkes de var, böyle balığa falan yani. Rahat. Çok matara bizim bu tarafta yok. Bu matara Erzincan, Erzurum tarafının adı. Abi şimdi mataranın özelliği ne biliyor musun? Ben matarayı satın almaya çalışsam bulamam buralarda. Yok, var mı? Var. Askeri malzeme yerine gidersen Erzincan'da. Mataranın özelliği, hani çabuk kaynaması, şipşak. Mesela ilk balıkçısın, ondan uğraşamıyorsun, şunu yapıyorsun. Hemen matara 2 dakika hepsi hazır, 5 dakika. Sıcak da tutuyor, biraz közün yanında kalırsa hiç sıkıntı yok. Gün boyu çayını içebilirsin. Şimdi bir de valla öyle çay içmeye geldik. Yani ciddi balığa gelmedim. Bir yana geldiğim zaman savaş çıkardım. İşte abi gitmiş, bilmem çalkırlar bu. Oralar bizim, söyle mesafe olmasın, oralarda kalırız 2-3 gün. Zaten öyle. Doğayı tanıyorum dedim de orada yapmasın. Uzak çünkü buraya. Şimdi ben dedim ki arkadaşlar bilmiyor ya, ben bu bölgeye hepsinden iyi biliyorum. Evet amca. Gülü Bağ'da gideceksin, orada kalacaksın. Amca bak, Gülü Bağ var ya, Gülü Bağ'da... Dünyanın en güzel yeri. 2-3 gün kalırız Gülü Bağ, hani çok... Zirve, orada yahşiler var. Bak şurası Güllübağ, yahşiler, karşı tarafı Şahin Tepesi. Evet. Oralar bizim hep mekanımız amca, gideriz oralara. Balık için gidiyorum. Seviyorum amca, bir de doğayla seviyorsun. Ben biliyorum, ben oraya gittiğimi biliyorum. Allah razı olsun. Hakan Hoca'nın hareket, Tarkın'ın diye bizi telefon ettim, kimliğimi söyledim. Çık
Drondan bir sürü var. Bir o şahit atasam bir bardak yakşiler çıkarken... dediğin nasıl ki? Yakşiler koyun da işte drone ile şey indi. İyiler. Abi yakşiler bu ana yoldan giderken refahiyeden refahiyeden ilçe gidiyorsun sağ, ya. Sağ tarafa. Sol. Köye doğru. Evet. Sol. Aha. Sola. Kemahaniç. Kemahaniç'ten geçiyorsun. Tabelasını gördün mü? Yakşiler gördün. Gördün mü? O patikaya giriyor. Süper. O patikaya girdin ya abi. Evet. Aşağı yukarı ama muazzam bir yer. Biliyorum ben gezdim arkadaşlar. 2-3 kilometre o patikadan devam ediyorsun. Yol ileride bir geriden. Birinci yoldan sola ineceğim. Böyle kuyulara. O tam geliyor Fırat'ın şöyle. Kayınlar arasına. Orada eski eski yapılanlar. Yani 100 sene öncesinde işte. Değirmenini de biliyorum. Yayla falan deriz ya. O şeytan kopusunun alt tarafında değirmenini de biliyorum. Süper. Ben biliyorum oraları arkadaşlar. Yani onlar bunlar var ya kesin çıkmazlar. İki gün üstüne abi yatak dedi. Kamp kuracak. Bak kardeşim biliyor. Hasan var. Hasan bilmez var. Bak şimdi. Bizim abicem var. Hasan var arkadaşlar. Tenceremizi alırız. Orada yemek yedik. Çadır. Orada. Abi bak şimdi. Özür dilerim abi. Bak. Şimdi. Hepsi hazır abi. Şunu da böyle çok uzaklaştırmayayım. Burada biraz sıcak olur. Ama burada sıcak kanlı bir adamsın. Devrilir.